In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir İngilizce kavramlar dersimizde tekrar birlikteyiz. Hemen ekranımızı paylaşalım ve doğrudan direkt dersimize başlayalım. Hatırlayacağınız üzere argümanları, onların çeşitlerini ele almıştık. Şimdi bu bölümde, number 7, 7. bölümde, Form and Content in Syllogistic Logic. Burada önemli bir artık bölüme geliyoruz. Bir önceki konuda müellif bize argümanların çeşitlerini, onların öncüllerle sonuçla olan ilişkisini izah ederken, gelecek bölümlerde bu konuların peyderpey daha netleşeceğini, daha açık bir hale geleceğini söylemişti. Şimdi bu artık netleşiyor. Gördüğünüz gibi buradaki syllogistic logic ifadesi önemli. Bu ifade mantıki kıyas demektir. Daha önce Cabiri derslerinde de, diğer derslerde de bahsetmiştik. Kıyasın, ki burada birazdan konuşacağız. Söz konusu olan syllogistic logic, mantıki kıyas, Aristoteles tasımıdır. Bu konuda fıkhi kıyastan, mantıki kıyastan ve nahvi kıyastan ve farklılıklarından daha önce söz etmiştik. Herhangi bir ilim dalının kendine özgü bir kıyas anlayışı ve bu kıyasın farklı temelleri ve dayandığı zeminler vardı. Biz burada, affedersiniz, bugün Aristoteles tarafından geliştirilen ve mantık ilmi olarak meşhur olan ve aynı zamanda felsefi metinlerde de kullandığımız, daha sonra Müslüman ulemanın bunu uyarlayarak fıkhi kıyasta da kullandıkları bir kasımdan söz edecek ve bunun hemen hemen daha önce de çeşitli vesilelerle vurguladığımız üzere sevgili arkadaşlar, yine formuyla, biçimiyle, içeriğinden, muhtevasından söz edecek. Yani Aristoteles kasımında, mantıki kıyasta form, şekil nedir? Şekli durum nedir? İçerik nedir? Bunlardan söz edelim. Demek ki mantıki kıyasta içerik ve şekil ilişkisini ele alacak 7. bölümde ve bundan sonraki bölümlerde de yavaş yavaş bu konuların daha bizim için netleşmesini sağlayacak. Başlığımızı bir kere daha söyleyecek olursak, Form and Content in Syllogistic Logic. Evet, mantıki kıyasta şekil, içerik, form, muhteva ilişkisi. Bununla ilgili giriş cümlemizde tabii başlıkların altındaki paragrafların oluşmasını ve paragraf ilişkilerini de akademik yazı anlamında inceliyoruz, biliyorsunuz. Konuya şöyle giriyor. In order to understand more fully the notion of logical form, we will briefly examine syllogistic logic, which was invented by Aristotle. 384 ile 322 arasında BC, bu before Christianity demektir. Mesih'in doğumundan önce, yani milattan önce demektir BC. Biz M'ye gösteriyoruz, milattan önce BC diye okuyoruz. Milattan önce 384-322 yılları arasında yaşamış olan ünlü filozofumuz Aristoteles, Aristotle diye okuyoruz İngilizce'de telaffuzumuz. Bu konuyu, yani müellif bize giriş cümlemizde mevzuyu daha iyi anlamamız açısından şöyle bir ifade kullanıyor. Notion of logical form, mantıki biçimi, yani formel mantık diyoruz. Logical form. Bu formel mantığın nosyonunu, mantığını tamamıyla anlayabilmemiz için, in order to understand more fully the notion of logical form, bunu tam anlamıyla anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz için, we will briefly examine syllogistic logic. Kısaca, briefly, özet bir biçimde, kısaca ne yapacağız? Syllogistic logic, mantıki kıyası inceleyeceğiz.
Çok detaylı değil. Kısaca incelememiz gereken şey mantıki kıyastır. Bu mantıki kıyas ki which bu virgülden sonra her zaman bir önceki cümleye efendim atıftır ve onu tanımlar. Bu mantıki kıyas ki o was invented by Aristotle. Aristoteles tarafından keşfedilen mantıki kıyastan kısaca söz etmemiz gerekir. Demek ki mantık ilminde formdan yani argümanları oluşturan mantıki kıyasın formlarından söz edebilmemiz için Aristoteles tarafından geliştirilmiş olan syllogistic logic dediğimiz mantıki kıyastan kısa da olsa bahsetmemiz gerekecek dedi ve şimdi bundan sonra konuya giriyor ve the argument studied in syllogistic logic mantıki kıyasta kullanılan incelenen ele alınan studied argümanlar are called syllogism. Bakın bu tabiri işaretlememe izin verin lütfen. Hatta şöyle farklı bir kırmızıyla işaretleyelim. Sılacizm. Buna sılacizm denir. Bu son derece önemli bir ifadedir. Demek ki mantıki kıyasta araştırılan, incelenen argümanlara sılacizm deniyor. Parantez içinde demiş ki more precisely daha açık söylememiz gerekirse diğer bir ifadeyle, daha açık bir ifadeyle categorical syllogism. Evet, kategorik tasım demektir. Syllogism tasım. Evet. Tasım. Şu ifade önemli. Categorical syllogism bu da kategorik tasım diye Türkçe'de de kullanıyoruz artık kategorik tasım. Aristoteles'te kategorik tasım denilen bu efendim mantıki kıyas bunların üzerinde duracak ve bize bunlar üzerinden Aristoteles mantıki kıyasındaki şekil, muhteva, yapı ve içerik ile ilgili bilgiler verecek. Sılacizm bu mantıki tasım have a couple of distinguishing characteristics. Mantıki tasım diyor değerli arkadaşlar. Bir kısım ayırt edici özelliklere sahiptir. Demek ki bir mantıki tasımdan söz ediyorsak bu mantıki tasımın kendine özgü distinguishing fark ettirici, ayırt ettirici karakteristik özelliklerinin olduğunu söylüyor. Which mesela bu kendine özgü karakteristiklerden bir kısmı make them bu tasımları yapar peculiar as arguments. Argüman olmalarının mümkün kılması bakımından, argüman olmalarını sağlaması bakımından onları özel kılar. Demek ki Sılacizm dediğimiz mantıki tasıma özgü öyle özellikler var ki bu özellikler mantıki tasımı özel kılar. Özel argümanlar haline getirir. Özel argümanlardan, özel argüman yapılarından söz ediyoruz demektir. Ve mantıki tasım, Sılacizm have a couple of distinguishing characteristics which make them peculiar as arguments. Demek ki biz aşağıda öyle özellikler göreceğiz ki bu özellikler bir sılacizm karakteri taşıyacaklar ve bu özellikler bize bu özellikleri taşıyan tasım argümanlarını özel kılacak. İşte bu özellikleriyle bunlar sılacizmdir, sılacistik logic'tir, mantıki kıyastır vesaire diyeceğiz. Şimdi bu karakteristiklerin bazılarını sayacak. Distinguishing characteristics first of all bunlardan bahsedecek. Her şeyden önce öncelikle every syllogism her tasım has exactly two premises. Şimdi bunları artık ben çizerek sizin için görsel anlamda netleştireyim. Demek ki her şeyden önce her bir tasım syllogism has exactly two premises. Tam olarak iki öncüle sahiptir. Demek ki
as arguments, peculiar as arguments. Gördüğünüz üzere buraya da birleştirelim. Özel argümanlar olarak bunların birinci özellikleri tam olarak iki öncüllerinin olmasıdır. Whereas in general an argument. Bakın bu peculiar as argument. Özel bir argümandan, özel bir mantıksal dizgeden söz ediyoruz. Bu özel dizgeden ayrı olan herhangi bir general an argument, herhangi bir argüman can have any number of premises. 2, 3, 1, daha fazla, daha az öncüllerden oluşabilir. Herhangi bir argüman, genel anlamda herhangi bir argüman farklı sayılarda öncüllere sahip olabilirken, bizim silogizm olarak ele alacağımız Aristoteles mantıki tasımındaki argümanın iki, tam olarak iki öncülünün olması zorunludur. O zaman biz onu renklendirelim. Exactly two premises. Demek ki iki öncülü olacak. Secondly, bu first of all, birincisiydi. İkincisi, the statements that constitute a syllogism, syllogism dediğimiz bu mantıki tasımı oluşturan ifadeler, cümleler, statements, yani daha önce de söylemiştik, önermeler, parantez içinde two premises, sözünü ettiğimiz bu zorunlu iki öncül ve one conclusion, bir de sonucumuz. Demek ki syllogism dediğimizde, değerli arkadaşlar, sözünü ettiğimiz şey iki öncül ve bir sonuç. İki öncül ve bir sonuçtan oluşan yapıdan söz ediyoruz. Syllogistic logic dediğimizde ya da syllogism dediğimizde burada kastettiğimiz şey iki öncül ve bir sonuçtan oluşan yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bu diyor ikinci olarak, böyle bir syllogizmi oluşturan önermeler. Şimdi bizim elimizde önermeler var, statements. Bu önermeler that constitute a syllogism, bir syllogism, bir tasım oluşturuyor bunlar. Bunlar ne? Peki bunlar ne? Parantez içinde hatırlatıyor bize. İki öncül ve bir sonuç. Bunlar come in very few models. Bu iki öncül ve bir sonuç dediğimiz önermeler, statements, birkaç model oluştururlar. Come in very few models. Come in very, come in bir şeyi meydana getirmek, oluşturmak anlamında. Burada model oluştururlar. Yani iki tane öncülümüz ve bir sonucumuz varsa bunlardan birkaç syllogism modeli oluştururuz. So to speak, yani demek istediğimiz şey şudur ki, more precisely, eğer daha açık söylememiz gerekirse, so to speak, more precisely, all such statements, bu sözünü ettiğimiz syllogism'in tüm önermeleri, have forms, yapılara sahiptirler, similar to the following statements, şu aşağıda okuyacağımız önermelere benzer yapılar, şekiller oluştururlar. Demek ki biz öyle bir tasımdan, öyle bir mantıki kıyasın formundan, şeklinden söz edeceğiz ki bunlar aşağıda okuyacağımız dört değişik formda kendilerini ortaya koyarlar. Dört değişik formumuz olacak. Şimdi bu dört değişik formu bize verecek ve diyor ki biz işte bu yapıdan bugün dersimizde, yedinci başlığımızda form and content in syllogistic logic başlığı altında size tanıtmaya çalışacağımız Aristoteles tasımındaki bu dört argümanın nasıl oluştuğu, nasıl yapılara sahip olduğu ve bunlardan hangi argümanları üreterek bu argümanlardan sonuçlara gittiğimizi, efendim mantıki sonuçlar çıkardığımızı bize anlatmaya çalışacak. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, şimdi buradaki dört tane önermenin, statements dediği önermelerin yapılarına dikkat edelim ve müellifin de bize açıklama kısmında söyleyeceği
kendisinin Bolt olarak siyah renkle renklendirdikleri, diğerlerini ben kırmızıyla renklendireyim. Çünkü üzerlerinde duracağız bunların. Bunların her birerleri bizim bugünkü göreceğimiz dersimiz açısından önemli ifadeler olduğu için renklendiriyorum ve bir önceki Arapça mantık dersimizde dört ilişki olarak ele aldığımız Nisebi Erba ile de birazdan ilişkilerini bunların kurmaya çalışacağız. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki tane önemli husustan bahsedecek bize müellif. Metni okuyalım, sonra bu işaretlediklerimize dönelim, üzerlerinde konuşalım. In these examples, bu yukarıda okumuş olduğunuz diyor, bu verdiğim örnekler, the words written in boldface. Boldface, koyu renkle yazılı demektir. Koyu renklerle yazılmış olan yazılar, benim dokunmadıklarım, letters, bakın, efendim, are descriptive terms. Demek ki siyah koyu renklerle yazılmış olan ifadeler betimleyici, descriptive terms'tür. Bunların üzerinde duracağım. And the remaining, geri kalanlar, benim renklendirdiğim kırmızılar, and the remaining words are logical terms. Bunlar da mantıki kıyasta kullandığımız mantık kavramlarıdır. Yani mantık sözcükleridir. Birazdan bu iki ifadenin, descriptive terms, logical terms ifadelerinin üzerinde duracağım. Relative the syllogistic logic, mantıki kıyasla ilişkili olan kavramlar, ilişkili olan terimlerdir. Demek ki bu kırmızıyla ilişkilendirdiğim her bir, yani renklendirdiğim her bir ifade, syllogistic logic dediğimiz mantıki kıyası kurmamızı mümkün kılan edatlardır. Bunlar olmaksızın bir mantık formu, yapısı oluşturamayız. Bunun için de bir önceki Arapça mantık dersimizde söylediğimiz gibi mesela all diyoruz değil mi? Bu all sözcüğü, bu Arapçadaki kullu sözcüğüyle karşılıyoruz. Kullu. Yani bu all sözcükleri mantıkta tümeldir. Tümeldir. Tümel olarak ifade ediyoruz. Bu sam sözcüğü Arapçada baz ile ifade ettiğimiz dört ilişkiyi, Nisebi Erba'yı hatırlayın. Orada her, bütün, bazı, bir kısmı şeklinde ifadelerle size anlatmaya çalıştım. O ifadeleri hatırlayalım. Aynen İngilizce'de de bakın küllü, baz bunlarla kuruluyor. Efendim bu ifadeler all, some, bunların her birerleri bir mantıki formu oluşturmamızı mümkün kılan edatlardır. Onun için burada ibarede çizdim. Logical terms'tir. Bunların her birerleri logical terms ile ifade edilen şu hususları gösteriyor. Peki descriptive terms nedir? Descriptive terms de şu koyu renkle yazılmış olanlar. Descriptive terms her zaman bir betimlemeyi ifade eder. Yani bir gösterimdir. Bir şeyi bize gösterirler. İsimdirler. Sıfattırlar. Bize bir şey gösterirler. Mesela Lutherans, bu Luterciler demektir. Luther'in görüşüne tabi olanlar, Luther'e tabi olanlar. Protestants, Protestanlar mesela. Luterian dediğimiz zaman, Luterian dediğimiz zaman Luther'e tabi olanlar, bakın bir şey gösterdi. Protestanlar dediğimizde yine bir dini inanca sahip olanları gösterdi. Örneğin dogs dedi, köpekleri gösterdi. Collies dedi, yine köpeklere ait bir türdür, türü gösterdi. Ve bunlar aşağıda birazdan söyleyecek, mantıkta descriptive terms olarak kullandığımız her bir sözcük bir klas, bir sınıfı ifade eder. Bir klas, bir sınıftır.
Bir klas, yani bir tümeli ifade eder. Tümeldir. Klas dediği bir tümeli ifade eder. Yine Arapça mantık kavramlarında külliyi konuşurken ifade ettiğimiz, cüz'i konuşurken ifade ettiğimiz gibi altında pek çok fertlerin toplandığı sınıf demektir. Klas yani tümeldir, küllidir. Altında cüz'ilerin toplandığı kavramlardır. Her zaman bunları ifade ederler. Ve bizim logical terms dediğimiz mantıki terimlerse, mantıki edatlarsa bu sınıflamalar arasında tasım yoluyla ilişki kurar. Relative to syllogistic logic dediği mantıklı kıyasla ilişki kurmadan bahsettiği şey de budur. Alaka kurarlar, ilişkilendirirler. Bu itibarla okuduğumuz siyah bolt olarak yazılmış olan her bir sözcük bir sınıfa, bir külliye, bir tümele delalet eder ve kırmızıyla benim renklendirdiğim her bir sözcük de bunlar mantıki terimlerdir. Mantıki terimlerde onların birbirleriyle kurdukları ilişkilerde oluşturdukları mantıki tasıma delalet ederler. Şimdi böyle olunca burada iki tane kavramın öne çıktığını ve bizim de üzerinde durmamız gerektiğini bize gösteriyor. Şimdi müsaadenizle üzerinde durmak istiyorum. Benim bu kalemim galiba tam bitti. Birazdan değiştireyim onu. Gerçekten herhalde bitmiş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bir hususa detaya dikkatinizi çekeceğim. Değerli izleyenler. Tümel bu all tümeldir. Bu sam da tikeldir. Mantık ilminde tümel ile tikel çok önemli iki kavramdır. All dediğimizde mesela all dogs tüm köpekler dediğimizde tümeldir. Some dogs bazı köpekler dediğimizde de tikeldir. Bunun adı mantıki olarak mantık ilminde adı tümel ve tikeldir. Fakat çoğunlukla karıştırdığımız aradaki farkı ve nüansı göremediğimiz bir hususa dikkatinizi, müsaadenize çekmek istiyorum. Tümelin mantık ilmi dışında mesela efendim kavramlar söz konusu olduğunda diyelim ki kavramlarla ilgili bir hususu konuşuyoruz. Konu kavramlarla ilgili olduğunda tümelin karşılığında geneli kullanırız. Geneldir. Tikelin karşılığı da tekildir. Yani mantıkta tikel demek genel anlamda konuştuğumuzda gündelik dilimizde ya da zihnimize gelen ilk anlamda tekili kastederiz. Tekildir. Kısmidir ama tekile tekabül eder. Genel anlamda kavramları kullanırken tümelin karşılığında geneli, genel, genel anlamda deriz kavramlardan söz ederken. Tekil anlamı şudur deriz. İşte genel ve tekil, tümel ve tikel kavramlarını hem doğru kullanmamız bakımından hem de yerlerinde kullanımlarını mümkün kılmak bakımından bu ayrıntıyı dikkat almanızı istirham ediyorum. Şimdi bu dört tane cümleyi teker teker okuyalım. Anlamlarının üzerinde duralım. Sonra müellifin bu dört Aristoteles tasımından bize neleri anlatacak, neler söyleyecek? Bu 7 numaralı başlıkta tam olarak bize anlatmak istediği şey nedir? Onu anlamaya çalışalım. Birinci önermeden başlıyorum. Bakın. All Lutherans are Protestants. Tüm Lüteryanlar Protestandırlar. Şimdi bu bir önermedir. Dikkat buyurunuz. Tümel olumlu bir önermedir. Bakın are. İşte burada da şu arlar çoğul oldukları için are geldi. Bazen tekil olsa is gelir. Bunlar bizim önermeler bahsinde de göreceğimiz üzere önermeyi kuran kurucu ögelerdir. Yani yüklemdir. Mesela biz dır, dir
tır, tür ekleriyle Türkçe'de bunu yaparız. İngilizce'de iz, arla bunu yapıyoruz. Arapça'da da müptede haberle yapıyoruz. Ama bu bir zorunlu ilişkidir. Bunlar olmazsa olmaz. Onun için burada ar son derece önemlidir. All Lutherans are Protestants dediğimizde tüm Lutheranlar protestandırlar, hırlar bakın. Burada ar bunu tümel olumlu bir önerme yaptı. Tümel olumlu bir önerme. Bakın all dogs are collies. Tüm köpekler collie'dirler. Collie bir köpek türüdür. Uzun tüylüdür. Kulakları biraz aşağıya doğru sarkıktır. Uzun burunludurlar. Collie yani bir köpek türüdür. Tüm köpekler collie'dirler. Bu da tümel olumlu bir önermedir. İçeriklerini konuşmuyoruz. Form olarak konuşuyoruz. Doğru mu yanlış mı konuşmuyoruz. İçerikleri değil. Form olarak şekil bakımından baktığımızda birin solda ilk okuduğumuz cümlede, sağda ilk okuduğumuz cümlede tümel olumludur. Aşağı inelim. Some Lutherans are Republicans. Bakın. Bazı Lutheranlar cumhuriyetçidirler. Gördüğünüz gibi. Bu da nasıl olumludur? Tikel olumlu. Some çünkü. Tikel. Bu. Tümel. Tümel olumlu, tikel olumlu. Some dogs are cats. Bazı köpekler kedidirler. Gördüğünüz gibi. Form olarak bu da yine tikel olumlu. Şimdi no Lutherans are Methodist. Hiçbir Lutheran Metodist değildir. Bakın hiçbir. Bunları Nisebi Erbaa'da da görmüştüm. Hiçbir Lutheran Metodist değildir. Gördüğünüz gibi tümel olumsuz. Bakın no. Hiçbir. Olumsuzdur ama tümel olumsuzdur. No dogs, hiçbir köpek pets evcil değildir. Bakın, tümel olumsuz. Some Lutherans, bakın bazı Lutheranlar are not Democrats, demokrat değildirler. Bakın tikel olumsuz. Tümel olumsuzdu, tikel olumsuz. Some dogs, bazı köpekler are not mammals, memeli değildirler. Tikel olumsuz. Cümlelerin içeriklerine inşallah anlamlarına takılmamışsınızdır. Müellif özellikle anlamları bozuk verdi bazılarının. Onlar üzerinden şimdi bize izahatta bulunacak. Bizim burada incelediğimiz şey şekil bakımından tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz şeklinde örnekler verdi ve bu örneklerde ve gördüğünüz gibi normal olarak tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz dört tane örnek yetebilirdi ama ikinci dört örnek daha verdi. Çünkü burada da mesela 3'e ve 4'e baktığımız zaman burada yerlerini değiştirdiklerini görüyoruz. Yani önermeler değişiyor. Hepsi Lutheran ama cumhuriyetçi olanlar var, metodistler var, demokratla ilişkilendirilen var. Şuradaki ifadelerin değiştiklerini görüyoruz. Hep Lutheranlarla ilgili ama gördüğünüz gibi şu 4 tane ilişki protestan, cumhuriyetçi, metodist ve demokrat. Önermelerin içeriksel anlamları itibariyle baktığımız zaman da onları bize izah edecek, sunacak. Bunları görmemiz bakımından bu incelikleri söyledi. Şimdi formel olarak incelediğimiz bu yapılar üzerinden müellif bize aşağıda şunlar söyleyecek. Bir kere daha hatırlayalım. In these examples, the words written in boldface letters are descriptive terms. Bold yani koyu renkli yazılmış olan sözcükler descriptive termlerdir, yani betimleyici terimlerdir. And the remaining words, geri kalan sözcüklerse are logical terms related to syllogistic logic. Mantıki kıyasla ilişkili olan mantıki terimlerdir. In syllogistic logic, şimdi burada bize tam olarak şunu söyleyecek. Diyecek ki, mantıki kıyasta the descriptive terms, bu betimleyici ifadeler, all, tamamı, refer to classes, bakın gördüğünüz üzere
Bunların hepsi ne yaparmış? Bize sınıfları gösterir. Sınıflara işaret eder. Hepsi bir sınıftır. Yani tümeldir, küllidir. Her biri bir külliyi gösterir. Külli bir kavramdır. Luteryan diyoruz, protestan diyoruz, cumhuriyetçiler diyoruz, metodistler diyoruz, demokratlar diyoruz, köpekler diyoruz, işte evciller, memeliler, vesaireler, koliler. Bunların hepsi birer küllidir ve sınıftırlar. Çünkü altlarında onların efratları toplanır. Cüz'ileri onların altında toplanır. Bunlar sınıflardır. Örneğin, for example, the classes of cats. Bakın, kediler sınıfı. Or the classes diyorum pardon. The class of cats or the class of mammals. Bakın, kediler sınıfı, memeliler sınıfı. And the other hand, diğer taraftan, in syllogistic logic, mantıklı kıyasta, the logical terms, bakın, kırmızıyla işaretlediğim mantıklı kıyas terimleri, all used. Bunların hepsi kullanılmıştır. Niçin? To express, ifade etmeler için. Relations among classes. İşte bu önemli. Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım üzere, elimizde descriptive sözcüklerimiz var. Bunlar sınıfları gösteriyor. Şu sınıf, bu sınıf bunları gösteriyor. Peki mantıki terimleri ne yapıyor? Express relations among classes. Geçen bu sınıflar, külli anlamı olan tümeller arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılıyor. Hepsi, bazısı, olumlu, olumsuz, bakın bir sürü ilişkiler kuruyoruz. Örneğin, for example, the statements on line one, birinci sütundaki önermeler, birinci sütundaki önermeler dediğini görelim hemen. Şu birinci sütundaki önermeler, şu önermeler söylüyor. Evet. Bu önermeler state ifade etmektedir. Neyi? That a certain class, bakın. Belli, muayyen bir sınıfı ifade ediyor. Ne gibi? Mesela Lutherans, Luteryanlar, dogs, köpekler. Bunların tamamı is entirely contained in another class. Bunların hepsi, tamamı bir başka sınıfı ne yapıyor? İçeriyor. Bir başka sınıfı daha kapsıyor. Entirely contained in another class. For example, Protestant collies. Bakın, Luteryanlar protestandırlar, köpekler collidirler. Demek ki Luteryan dediğimizde protestanla, dogs dediğimizde collie ile ilişkilendirdik. Yeniden dönelim. All Lutherans are Protestants. Bakın, Luteryan deyince protestan da kapsadı. Dogs deyince collie ile ilişkilendirdik. Demek ki bunu nasıl ilişkilendirdik ama? All ve are'la. All ve are'la ilişkilendirdik. Yoksa Lutherans, Protestan diye oraya iki tane sözcük yazarsak bunlar bir statement oluşturmazlar. Bir önerme, bir cümle oluşturmazlar. Oluşturmayınca da bizim için ne mantıki anlamda ne dinsel anlamda, dilsel anlamda herhangi bir karşılığa gelirler. Öyleyse şimdi burada bize müellifin bu izahtan sonra söylediği şu uyarıya dikkat edelim. Not, dikkat edilmelidir ki the following mütakiben ele alacağı aşağıdaki şeyler için söylüyor. About the four pairs of statements above. Yukarıda above, yukarıda dört çift, bir solda bir de sağda devamında cümleler var ya, dört çift hakkında onları müteakiben ele alacağımız, söyleyeceğimiz, birazdan ele alacak, söyleyeceği hususlara dikkat edilmelidir. Not the following about the four pairs of statements above. In each case, yukarıdaki dört çift önermelerin her birinin kendi durumunda, kendi konumunda, the pair, o bu çiftler contains, ne yapar? İçerir. Both a true statement on the left and a false statement on the right. Yukarıdaki dört çift mantıki kıyas
formunu, şeklini size anlatmak için örnekler olarak verdiğim örneklere dikkat ederseniz, soldaki önermelerin içeriklerinin doğru olduklarını, sağdakilerinin ise yanlış ifadeler, false statement, true statement, anlam içerik bakımından doğru cümleler ve yanlış cümleler olduklarını görürsünüz. Peki işaretleyelim, işaretleyelim, yani vurgulayalım. All Lutherans are Protestants. Bütün Luteryanlar Protestandırlar. Doğru mu? Evet. True statements. Peki, all dogs are collies. Tüm köpekler collie'dirler. Hayır efendim. Ne alaka? Bazı köpekler collie'dirler. Doğru ama collie olmayan bir sürü köpek var. Öyleyse bu nedir? Bu da false statement. Bakın, şurayı hemen işaretleyelim. Bakın, false statement. All dogs are collies, false statement. All Lutherans are Protestants, true statement. Doğru cümledir. Ama dikkat buyurunuz, burada müellif bize şunu vermeye çalışıyor. Şimdi birinci örnekte soldaki tümel önermemiz, tümel olumlu önermemiz aynı zamanda true bir önerme. Yani muhtevası, içeriği de doğru bir önermedir. Sola gelelim. All dogs, pardon, sağa gelelim. All dogs are collies. Buraya gelelim. Bu cümle form olarak doğru mu? Tümel olumlu mudur? Evet. Tümel olumlu bir önermedir. Formu doğru mu? Evet. Peki content, içeriği yanlış. Şimdi burada görmemiz gereken önemli bir şey var. Konu mantık olduğunda doğruluk ve yanlışlık içerikle ilgilidir. Content'le ilgilidir. Doğruluk ve yanlışlık içerikle ilgilidir. Yapısal olarak tümeldir, tikeldir, tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz şeklindeki kurulumlar dizgesel olarak, formel, şekilsel olarak bu da formla ilgili. Yukarıda bir önceki 6 numaralı başlıkta zamanınızı almayayım, konu uzamasın diye üzerinde durmuyorum. Geçerli argümandan, valid'den, invalid'den söz ettik dikkat ederseniz. Valid argument, invalid argument'tan söz ettik. Formel olarak formun mantıki kurulumuna uygun olun, olan uygun olmayan good ve bad argümandan, good, bad farkından söz ettik. Ama burada true, false'dan söz ettiğimizde true, false içerikle, content'le ilgilidir. İşte burada bize müellif göstermek istiyor ki form bakımından silojistik mantıkta formel şekil doğru olabilir. Nitekim bunu yüzlerce doğru kurulmuş şekillerini, klasik mantık şekillerini, yüzlercesini inşallah ileri mantık okumalarımızda sözünü edeceğiz. Ama peki bunların kaç tanesi doğru sonuç veriyor deyince bu onlara inecek. Buradaki form ile content arasındaki ilişkinin Aristoteles kıyasındaki tasımındaki özellikleri üzerinden form ve içerik ayrımındaki bu önemli hususa müellif bizim dikkatimizi çekiyor. Diyor ki also şuna da dikkat etmeniz gerekir. In each case, her bir durumda, yukarıdaki ifadelerin her bir durumunda the statements, önermeler, bu kurmuş olduğumuz önermeler ne yapıyor? Diyor ki are about different things. Her bir önemli önerme farklı bir şeyle ilgilidir. Değil mi? Kurduğumuz her bir önerme farklı bir şeydir. Tekrar bakalım, üşenmeyelim. Bakın, bir
Lüteryan protestandır. Lüteryanlar cumhuriyetçidir. Lüteryanlar metodisttir. Lüteryanlar demokrattır ya da değildir. Neyse, olumlu olumsuz. Bakın. Köpekler kolidir, köpekler kedidir, köpekler evcildir, köpekler memelidir ya da değildir. Neyse. Değil mi? Bakın hepsi about different things. Farklı şeylerle ilgili. Thus öyle olunca, durum böyle olunca we can say, şöyle diyebiliriz ki that the two statements differ in content. O zaman iki önerme içerik bakımından ayrışmaktadır. Madem ki bunlar farklı şeylerle ilgilidir, o halde diyebiliriz ki we can say that the two statements differ in content. İki önerme içerik bakımından ne yapar? Farklılık arz eder. Note, şuna da dikkat etmelisiniz ki, mamafi, however, that in each pair above, yukarıdaki her bir çift önermede, bir de iki de sağda ve solda dizilmiş olan önermeleri kastediyor. The two statements, iki önerme have the same form. İki tane önermemiz var. Yukarıda birazdan göstereceğim. Aynı forma karşılık geliyor. Şöyle bir daha okuyalım. We can say that the two statements, iki önerme içerikleri farklı. Two statements have the same form. Aynı forma sahipler. İki önermenin içeriği farklı. İki önerme de aynı şekilsel, biçimsel yapıya sahipler. Birazdan tekrar yukarıya çıkıp bakacağız. Thus böylece, although her ne kadar all Lutherans, bakın all Lutherans are Protestants, differs in content, içerik bakımından farklıdır. Neden? From all those are colleagues. İçerikleri farklı mı? Evet, biri Lutheranlardan, biri köpeklerden söz ediyor. Ama these two statements, bu iki önermenin ikisi de have the same form, aynı yapıya sahiptirler. Şimdi bunu yukarıda izah edelim. Hatta dördünü beraber görelim. Bu paragrafla müellif bize tam olarak ne anlattı, onu anlamaya çalışalım. Şimdi yapısal formu inceliyoruz. Şimdi all Lutherans are Protestant nasıl bir önermedir? Tümel olumlu. Peki all dogs are collies. O da tümel olumlu. Evet. Formları aynı mı? Evet. İçerikleri different. Their content are different. Their forms are similar. The same. Similar ya değil. Similar, benzer. Same. Aynıdır. Bakın. Some Lutherans are Republicans. Some ducks are cats. İçerikleri farklı mı? Evet. Yapıları aynı. İki tane bakın. Tümel tikel, tümel tikel. Aynen. Olumluydu. Altına inelim. Tümel olumsuz, tümel olumsuz. Tümel olumlu, tikel olumsuz, tikel olumsuz. İkişer tane dediği, two dediği bu. Tümel olumlu, tikel olumlu. Tümel olumsuz, tikel olumsuz. İkişerli. Dört tane ifademiz var. İkişerlidir. Niye ikişerli? Çünkü ya tümel olur ya tikel olur. Başka şansı yok. Peki, ya olumlu olur ya olumsuz olur keza. İçerikleri farklı, yapıları aynı. Değil mi? İçerikleri farklı ama yapıları aynı. Yapısal bakımından ikisi de tümel olumlu, tümel olumsuz. Tikel olumlu, tikel olumsuz yapılarını söylüyor. Şimdi bu izahtan sonra the sentences 1 to 4, birden 4'e, 1-4 arası cümleler are, o cümleler, what we call concrete sentences. Şimdi bu cümleye lütfen dikkat edin. Sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler. 1 ile 4 arasındaki cümlelerimizin hepsinin genel adı neymiş? Concrete sentences. Bunu vurgulamama izin verin lütfen. Somut cümleler. Somut. Evet. Bir de abstract sentences dediğimiz soyut cümleler var. Zihni, tasavvuri, yani tasdiki, olgusal demek. Concrete sentences.
Yani olgusal karşılığı olan şeyleri anlatıyor. Olgusal şeylerden söz ediyor. They are all actual sentences of a particular actual language in English. Özellikle İngiliz dilinde kendilerine özgü particular actual, gerçeklikleri bulunan actual sentence, yani somut, actual, gerçek, real, olgusal, somut gerçeklikleri ifade eden cümlelerdir. Peki buraya niye girdi müellif? Bize bir şey söyleyecek. Concrete sentences, bu somut cümleler, are to be distinguished. Distinguished. Fark edilmelidir. Ayırt edilmelidir. Farkının farkında olunmalıdır. Ayrı oldukları görülmelidir. Neden? From sentence forms. Biçimsel cümlelerden. Bunlar somut gerçek cümleler. Bunlar biçimsel cümlelerdir. Şimdi dikkat buyurunuz. Yukarıyı hatırlayalım. Görünebiliyorsa birlikte görelim. Az görünüyor. Evet. Neyse. Biz kendimiz söyleyelim. Yukarıda birinci cümlemiz neydi? All Lutherans are Protestants. All dogs are Corys demiştik. Bakın. Bunlar concrete sentences, yani gerçek cümleler. İçeriksel olarak tüm efendim Luteryanlar protestandır dedik. Ama bakın sentence forms var. Bir de biçimsel cümleler var. Yani şekil bakımından cümledirler ama content, içerik bakımından herhangi bir karşılıkları yoktur. Tüm x'ler y'dir mesela. All x are y. Bakın, tüm x'ler y'dir. X'i neye tekabül ettiğini ne bağlı? Evet. Onu y'ye ne anlam verdiğine bağlı. Mesela x'e diyelim ki 4 olsun. Bakın matematik yaptık. Tüm dörtler y'dir. Yani y'ye de 2 artı 2 diyelim. Tüm dörtler 2 artı 2'dir. Demiş olalım örneğin. Ya da tüm Müslümanlar, x Müslümanlar olsun, y de işte şöyle olsun. Tümel bakın. Bu tümel olumlu bir cümledir. Tümel olumlu. Ama nasıl bir tümel olumlu cümledir? Sentence forms'tur. Şekilsel, biçimsel cümle bu. Biçim olarak cümle mi? Evet. Bakın, tikel olumlu. Tümel olumsuz, tikel olumsuz cümle. Tikel olumsuz cümle. Biçimsel bakın bunlar. Bunlardan diyor, bunlara ayırt etmem lazım. Temel olarak esas itibariyle basically a sentence form, biçimsel bir cümle, may be obtained, elde edilebilir. Neden? From a concrete sentence, gerçek bir cümleden, yukarıda söylediğimiz Luteryanlar şudur budur gibi, concrete sentence'dan. Yani biçimsel cümleler, şekilsel bakımından, form, sentence formlar, şunlar, neden elde ediliyormuş? Concrete sentence'dan, gerçek cümlelerden. Ne yaparak? By replacing, yer değiştirerek, yerlerine konularak. All the descriptive terms, tüm sınıf bildiren, betimleyici ifadelerin yerine by letters, harfler koyarak. Bakın harfler koymuş. Luteryan'ın yerine X, Protestan yerine Y koymuşuz. Dax yerine X, Koli yerine Y koymuşuz. Yani o
sınıfları ifade eden betimleyici sözcüklerin yerine harf koyuyoruz. Which bu harfler ki serve, işe yararlar, hizmet ederler as placeholders. Kimi kaldırdık da onun yerine onu koymuşsak kaldırılanın görevini ifa ederler demektir. Which serve as placeholders demek holder işi tutan, sahibi olan vesaire pek çok anlamı olan bir sözcük İngilizce'de. Buradaki anlamı o asli yerin sahibi. Yerin sahibi neydi? Mesela all Lutheran. Tüm Lutheranlar. Şimdi biz Lutheran'ı kaldırdık yerine koyduk X. O halde bu X neye tekabül edecek? Neyin yerine gelecek? Lutheran'ın. Niye? Çünkü Lutheran'ın yerine konuldu. For example, sentences 1 to 4 yield the following sentence forms. Bakın. Örneğin 1'den 4'e kadar yukarıdaki tüm önermeleri aşağıdaki biçimsel cümleler, sentence forms, bakın onu uygulayalım müsaadenizle. Biçimsel cümleler olarak şu şekilde ifade edebiliriz diyor. Yield the following, aşağıdaki biçimsel cümleleri doğurur. Yani sonuç verir. Böyle yapabiliriz. Yield the following sentence forms. Evet. Şimdi değerli izleyenler, sevgili arkadaşlar, tersini söyleyecek. The process can also be reversed. Süreci tersine de işletebiliriz. Yani biçimsel cümleleri concrete sentence'da yapabiliriz. Mesela concrete sentences may be obtained from sentence forms. Bakın. Gerçek cümleler de may be obtained from sentence forms by uniformly substituting descriptive terms for the letters. Yapacağımız işlev ne? Tersine çeviriyoruz. Elimizde böyle bir biçimsel cümle var. Mesela hep kullanırız ya biçimsel mantıkta. Mesela all p q deriz mesela. R q. Böyle bir cümle, böyle biçimsel cümlemiz var. Şimdi biz bu p'ye deriz ki bu p diyelim cat'tir. Q de mammal'dır, memelilerdir. Bu sefer de harfleri kaldırdık, yerine concrete, somut sözcükler, descriptive termler koyduk. Böylece tersinden bir işlemde concrete sentence'dan sentence formları, biçimsel cümleleri, biçimsel yapılardan da concrete, somut yapıları elde etmemiz mümkündür. İkisi de birbirine yerine kullanılabilirdir. Any concrete sentence obtained from a sentence form in this way is called a substitution instance of that form. Buna böyle bir şekilde, yani herhangi bir somut cümleyi biz biçimsel bir cümleden elde edersek, oradan çıkarırsak bu yolla, buna substitution instance of that form. Evet. Yerine geçme örneği. Döndürme diyoruz. Döndürme, dönüştürme örneği. Yerine koyma örneği. Substitution instance. Demek ki bunlara efendim biçimsel anlamda, formel anlamda harflerden oluşturduğumuz yapıyı concrete, somut yapıya dönüştürdüğümüzde buna substitution instance of that form, biçimin şeklin yeniden efendim somutlaştırılması demektir. Örneğin bir örnek vermiş. For example, all cows are mammals. Bütün inekler memelidir. And all cats, bakın bunlar doğru önermeler yalnız. All cats, tüm kediler are felines.
Kedigillerdir. Felines kedigil demektir. Tüm kediler kedigil ailesine sınıftır. Bakın, aittirler. Bu substitution instances of sentence form. Bakın, bunların hepsi biçimsel yapıdan elde edilmiş olan substitution formlardır. Mesela şuraya gelelim. All x are y'dı. Biçimsel form sentence'ımız bu. All x are y. Aşağı inelim. All cats are felines. Buna dönüştürdük. İşte buna substitution instance deniyor. Evet, substitution instance. Biçimin örneklenmesi. Bize bir şey söylemeyen all x are y bir şey söylemiyor. Sadece biçimsel olarak tümel olumlu bir yapıyı veriyor. Kalıptır. Biz bu x'in yerine bir concrete descriptive term koyuyoruz. Y'nin yerine bir descriptive term koyuyoruz. Ve substitution instance dediğimiz anlamlanmış, anlam kazanmış bir tümel olumlu ya da neyse olumsuz önerme, concrete sentence elde ediyoruz. Just as there is a distinction between concrete statements and statements form. Tam olarak bu üzerinde durmuş olduğumuz concrete önermeler ile biçimsel önermeler arasında bir fark söz konusu. There is also a distinction between concrete arguments and argument forms. Bakın nereye getirdi bizi. Eğer biz somut önermelerden ile biçimsel önermeler arasında bir fark belirliyorsak, önermeler arasındaki bu fark doğal olarak argümanlar arasındaki farka dönüşür. O halde somut bir argüman ile biçimsel bir argüman arasında da bir fark olmalıdır. İşte bu yüzden a concrete argument, somut bir argüman, is an argument, öyle bir argümandır ki, consisting entirely of concrete statements. Şimdi bunu renklendirmeme müsaade edin lütfen. Neyi tanımlıyoruz? An argument, bakın pardon, an argument, concrete argument, somut bir argümanı tanımlıyoruz. Neymiş? An argument consisting entirely of concrete statements. Bütünüyle öncülleri ve sonuçları somut önermelerden oluşması lazım. Şimdi şöyle söyleyelim, yukarı gidelim, usanmayalım. Şunların tamamı bir concrete argument mıdır? Evet. Peki bunlar, aşağıda okuyacağız, bunlar biçimsel argüman. Argument form. Argument for is an argument consisting entirely of statements for. Bu defa onlar da tamamen biçimsel ifadelerden. Yani X'den, Y'den, Z'den, Q'den vesaireden oluşuyor. The following are examples of concrete arguments. Aşağıda şimdi bize müellif bir concrete arguments, somut bir argüman örneği verecek. Ne demek somut argüman? Öncülleri ve sonuçları, yani şu ifadeler şöylece bütünüyle somut içerikleri olacak bunların. Hepsinin somut içerikleri var. Mesela all Lutherans are Protestants. Lutherans Protestant concrete mi? Evet. Tümel olumlu mu? Evet. Some Lutherans are Republicans. Bazı Lüteryanlar cumhuriyetçidirler. Tikel olumlu mu? Evet. Şimdi slash, az sonra burada şunu söyleyecek, hatta okuyalım, tekrar dönelim oraya. Şurayı, bakın. Not, dikkat edin. Henceforth, bundan böyle, diyor okuyacağınız metinlerde, bundan böyle
We use the slash symbol, bakın şu sembolü, kesme işaretini kullanacağız. Niçin? To abbreviate therefore. Şu therefore sözcüğünü uzun uzun kullanmayalım diye, therefore, therefore demeyelim diye bu kesme işaretini kullanacağız şunları. Yani biz nerede slash görsek buradan ne anlayacağız? Therefore. Okuyalım. All Lutherans are Protestants. Some Lutherans are Republicans. Therefore, some Protestants are Republicans. Bakın bu bir argüman mıdır? Evet, argüman. Peki, nasıl bir argüman? Concrete. Evet, concrete bir argümandır. Neden? Çünkü içerikleri itibariyle descriptive term'lerden, betimleyici sözcüklerden oluşuyor. Demek ki tüm Lüteryanlar protestandırlar, bazı Lüteryanlar cumhuriyetçidirler. O zaman bazı protestanlar cumhuriyetçidirler. Bir önerme yaptık o halde. O halde bazı protestanlar cumhuriyetçidirler. Bu doğru bir argüman mıdır? Evet. İşte Aristoteles logistik, logic dediğimiz slogizm bu. İşte tasım dediğimiz şey bu. Slogizm. Evet. Peki A2, all Lutherans are Protestants. Some Protestants are Republicans. Bakın yine aynen Lutherans, Protestants, Lutherans, Republicans. Bazı Lüteryanlar cumhuriyetçidirler. Doğru mu? Evet. Bakın concrete argument mı? Evet. Concrete argument. Şimdi, in order to obtain the argument from associated with A1, we can simply replace each descriptive term by its initial letter. We can do this because the descriptive terms in A1 all have different initial letters. This yields the following argument form, an alternative version of the form using X, Y, Z is given to the right. Şimdi bu paragrafta müellifin bize söylediği değerli arkadaşlar şu A1'den yukarıdaki argüman A1 ile ilişkili bir argument form ne yapacağız? Elde edeceğiz. Şunlar concrete değil mi? Bunlar concrete. Bu da böyle, bu da böyle. Concrete. Şimdi biz buradan ne? Bu argument, concrete argument. Biz ne elde edeceğiz? Argument form elde edeceğiz. İçimsel. İçimsel. Yani şunları elde edeceğiz. Şunu. Bunu elde edeceğiz. İşte diyor ki bunu elde edebilmemiz için in order to obtain the argument form associated with A1 A1'deki argümandaki önermelerle ilgili bir biçimsel argüman oluşturabilmemiz için bizim basitçe bir yer değiştirme işlemi yapmamız lazım. We can simply replace each descriptive term, bütün betimleyici, sınıf bildirici, külli ifadeleri neyle değiştirmemiz lazım? By its initial letter, onların ilk sözcükleriyle. Bakın Lutherans'ın ilk sözcüğü, onu kırmızıyla işaretleyelim. Müsaadenizle. Bakın. Lutheran'ın L'sini alacağız. Protestan'ın P'sini alacağız. Bakın. Initial letters. İlk harflerini alıyoruz. Initial letter. İlk harfleriyle yer değiştireceğiz. We can do this. Bunu yapacağız. Çünkü the descriptive terms in A1. A1'deki tüm betimleyici o külli sözcükler all hepsi de have different initial letters. Çünkü hepsinin de farklı ilk harfleri var. Farklı ilk harfleri olduğu için bir karışıklık söz konusu olmaz. Bu da bize verebilir. This yields the following argument form. Bu baş harflerini alarak oluşturmak da bize bir biçimsel argüman yapmayı mümkün kılar. Bunu sağlar. Mesela bunun dışında an alternative version of the form biçimsel bir argüman oluşturabilmek için farklı imkanlarımız, alternatiflerimiz de var. Örneğin using kullanırız. X, Y, Z'yi kullanırız. Is given to the right.
Mesela sağ tarafta da bunu kullanmışız diyor. Bunun ikisi de biçimseldir. İkisi de biçimsel form, yani argument formdur. Peki iki biçimsel argument formun arasındaki fark nedir? Birincisinde, yani F1'da şunlar concrete argument'ın gerçek sözcüklerinin, descriptive sözcüklerinin ilk harfleridir. Bakın. Burada ise genel harfler kullanıyoruz. Burada bu X'in, Y'nin, Z'nin yukarıdaki concrete sentence'daki sözcüklerle doğrudan hiçbir ilişkisi yok. Sadece biçimseldir. Örneğin mesela F1 all L are P. Tüm L'ler P'dir diyoruz. Peki L ne? Lutherans. P ne? Protestants. Some L are R. Bakın. Bazı L'ler R'dir. Peki bazı L ne? Some Lutherans. Bakın Lutheranlar. R ne? Republicans. Cumhuriyetçidirler. Bakın. Slash therefore, bakın, o halde some P are R. Bu R'yi de İngilizler böyle telaffuz ediyor ya, R, R. İkisi aynı oldu. Evet. Bazı efendim protestanlar cumhuriyetçidirler oldu. Burada da X'ye'yi koyduk. Peki X neyi karşıladı? Lutheranları. Y neyi karşıladı? Protestanları. Z neyi karşıladı? Cumhuriyetçileri. Bunları belirlemek koşuluyla X ile şunu, Y ile şunu, Z ile de bunu kastediyoruz demek koşuluyla her zaman biçimsel önermeler, sılacızım oluşturabiliriz. By a similar procedure we can convert concrete argument A2 into an associated argument form. Benzer bir şekilde aynı prosedürü uygulayarak, aynı işlemi, prosedür işlem demektir. Aynı işlemi uygulayarak we can convert, dönüştürürüz concrete argument, gerçek bir actual argument'ı A2 A2'deki argument'ı da aynı şekilde into an associated argument form, cinsel bir mantıki forma büründürmek üzere yapabiliriz. F2 all L are P, some P are R. Therefore some L are R. Bakın aynı şekilde. Tüm Lutheranlar Protestandırlar. Bazı Protestanlar Cumhuriyetçidirler. O halde bazı Lutheranlar Cumhuriyetçidirler. Aynı şekilde. Keza aynısını da buna uygulayabiliriz, zamanımızı almasın. Peki. Bitiriyorum, az kaldım. Observe that argument A. A2'deki argümanı gözlemlersek, incelersek, onun is obtained from argument A1, A1 argümanından elde edildiğini gözlemlersek, simply, basit bir şekilde, by interchanging the conclusion and the second premise. A2, basit bir biçimde, ikinci önermenin, bakın, second premise, ikinci önermenin şu. İkinci önermenin sonuç önermesini değiştirecek bir şekilde düzenlenmesiyle elde edilmiştir. Gözlemlerseniz diyor. Yukarıya çıkalım, düşünelim. Şuraya çıkalım. Bakın A1, A2. Değiştiriyoruz. Tüm Lutheranlar protestandırlar. Bazı Lutheranlar cumhuriyetçidirler. O halde bazı protestanlar cumhuriyetçidirler. Değiştirdik bakın. Sonucu ve ikinci önermeyi değiştiriyoruz. Birinci önermemiz aynı. Tüm Lutheranlar protestandırlar. Bazı protestanlar cumhuriyetçidirler. Bakın.
Lüteryandı. Cumhuriyetçiydi birinci de bakın. Lüteryan cumhuriyetçi. İkinci de ne yaptık? Protestan cumhuriyetçi yaptık. Sonuç cümlemiz de değişti. Protestanlar cumhuriyetçiydi. O halde bazı protestanlar cumhuriyetçiydi. Burada A2'de ne oldu? Bazı lüteryanlar cumhuriyetçi oldu. Peki bunu nasıl yaptık? İşte burada dediğim gibi. İkinci öncülle sonuç önermemizi değiştirmek suretiyle yaptık. Yani demek istiyor ki, diyormuş zaten, bizim izahımıza gerek yok. In other words diyormuş. Diğer bir deyişle, these two arguments, bu iki argüman yani A1 ve A2, which are different, farklıdırlar. Neden? Consist of precisely the same statements. Tamamen aynı ifadelerden oluştukları halde, bakın, bütünüyle precisely the same statements. Aynı ifadelerden oluştukları halde, değil mi? Aynı protestan, cumhuriyetçi, luteryan. Ama argümanın sonuçları farklı. Niye? Yerlerini değiştirdik. They are different. Onlar farklıdırlar. Çünkü their conclusions are different. Sonuçları farklı. Aynı concrete descriptive betimleyici sözcüklerden oluşabilirler ama sonuçları farklı oldukları için farklıdırlar. They are different because their conclusions are different. As we will later see, biraz sonra göreceğimiz üzere, they are different, onlar farklıdırlar in that, şu bakımdan ki, one, bir kim, birisi, o argümanlardan birisi, is a valid argument. Bakın, yukarıda 6 numaralı da valid argument'ı görmüştük. Değil mi? Öncüllerden çıkarıyoruz. Valid argumentken, and the other, diğeri is an invalid argument. Invalid'tir. Niye? Birisi follow from'dan bahsetmiştik, hatırlayın bir önceki dersi. Arkadaşlar bana tekrarlarda uzuyor, çok tekrar edilmesin hocam girişte ve şeyde diye, önceki dersleri çalışarak devam ettikleri için zaman almasın diye şu dersin başında genelde bir özet yapardım. Onlardan vazgeçtim. Invalid argument, zorunlu sonucun çıkmasıyla zorunlu sonucun çıkmamasına bağlı olarak valid ve invalid argument'tan 6 numaralı başlık altındaki mantık dersimizde bir önceki derste bahsetmiştik. Peki, diyor ki birincisi valid argument'tır, invalid argument'tır. Do you know, şimdi bize soruyor, do you know which one is which? Hangisi valid, hangisi invalid olduğunu biliyor musun? Hangisinin hangisi olduğunu biliyor musun demektir. Cümlenin tam çevirisi. Güzel bir soru cümlesi, bunu işaretleyelim. Bakın. Do you know which one is which? Yani valid ve invalid olanlardan hangisinin hangisi olduğunu biliyor musun? In which one? Bunlardan herhangi birisinde, bu ikisinde, bu iki argümandan herhangi birisinde, does the truth, gerçek, truth, gerçeklik, of the premises, öncüllerin gerçekliği, guarantee the truth of the conclusion, sonucun gerçekliğini garanti ediyor. Bunların hangisinde öncüller, İki öncül, follow from demiştik ya, sonucu zorunlu olarak gerektiriyor. İşte o follow from olan, sonucun zorunlu olarak çıktığı argüman valid argümandır, diğeri invalid argümandır. Okuyalım, paragrafı bitirelim, toparlayacağım. In deriving an argument form, bir argümanın biçimini elde etmek, from a concrete argument, somut
gerçek betimleyici ifadelerin yer aldığı bir argümandan, konkret argüman buydu, biçimsel bir argümanı elde etmek, care must be taken in assigning letters to descriptive terms. Neyi gerektiriyormuş? Dikkat etmeyi zorunlu olarak gerektirir. Dikkatli olunmalıdır. Ne yaparken? Be taken in assigning letters. Assign bir şeyi atamaktır, yerine koymaktır. Harfleri yerine koyuyoruz ya. Neyin yerine? To the descriptive terms. Bu betimleyici, concrete, somut ifadelerin yerine getirdiğimiz harflere dikkat etmek gerekir. Çünkü harfleri karıştırırsak biçimsel olarak artık oradan bir konkret argüman çıkaramayız. Harflerin gelişi güzel pi, gelişi güzel q, gelişi güzel l, gelişi güzel r, gelişi güzel x, gelişi güzel y, gelişi güzel z kullanamayız. Bunları kullanırken her zaman onların ihtiyaç olduğunda konkret argümanta dönüşmeleri mümkün olabilmelidir. Yani burada L ile şunu kastediyorum, X ile bunu kastediyorum dediğimiz zaman her X gördüğümüz yere o kastettiğim şeyi koyduğumuzda problem ortaya çıkmamalıdır. Buna dikkat edilmelidir diyor. Her şeyden önce, first of all, different letters, farklı harfler must be assigned to different terms. Her farklı ifade için farklı harflerin kullanılmaları zorunludur. We cannot use L. Mesela L harfini kullanamayız. Niçin? For both Lutherans and Protestants. Hem Lutheranlar, Lutercileri hem Protestanları karşılamak üzere ne yapamayız? L'yi kullanamayız. L'yi ya Lutheranlar için kullanacaksın ki baş harfidir. Ya da protestanlar için kullanacaksın. Ama her L'de protestanları kastetmek zorundasın. İkinci olarak, we cannot use two different letters for the same term. Bu defa da iki farklı harfi tek bir sözcük için. Yani Lutherans için bazen Z diyoruz, bazen T diyoruz. Olmaz. We cannot use L for Lutherans in one statement and use Z in another statement. Örneğin bir önermede L'yi Lutheranlar için, sonra bir başka önermede aynı Lutheranlar için Z'yi kullanamayız. Demek ki biçimsel olarak X, Y, Z bunlar her zaman aynı, the same term, aynı term'i ifade etmesi lazım. Aynı term gelmeleri lazım. Başka türlü gelmez. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu dersimizde gördüğünüz gibi en başa dönelim. Form, biçimi ele aldık. İçeriği ele aldık. Bunun Aristoteles mantıki kıyasında ya da tasımında, syllogism tasım için ne anlama geldiğini, biçimsel olarak düzgün olmakla, geçerli olmak, valid olmakla, içerik bakımından true, false olmanın farklılıklarını gördük. Sonra betimleyici terimlerin kullanıldığı gerçek concrete argüman, concrete statement'lar ile biçimsel argüman, yani argument form, statement form arasındaki farkı gördük. Birbirlerine nasıl dönüştürüleceklerini gördük. Ve bu birbirlerine dönüştürülmelerinde harflerin kullanımlarına ve harflerin kullanımlarıyla birlikte oluşturulan A1, A2 argümanlarında
bunların konkrit olduğunu, şuradaki görmüş olduğumuz yapıların F1, F2 de şunlara karşılık olarak. F1, F2'de yukarıdaki konkret argümanlarda geçen gerçek betimleyici sözcüklerin baş harflerini kullanarak yaptığımız biçimsel argümanlardır. Sağ tarafta X, Y ve Z'yi kullandıklarımız ise genel anlamda harfleri kullanarak yaptığımız biçimsel argümanlardır. İkisiyle de böyle kurabiliyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var ki her harfi sadece bir tek betimleyici terim karşılığına gelecek şekilde kullanmalıyız. Karışıklığa meydan vermemeliyiz. Karışıklık yapmamalıyız. Evet. Umarım anlaşılmıştır değerli izleyenler. 6. dersimizle, yani 6. ders derken video kastetmiyorum. Şu. İlk tanımlamalarda preliminary definitions'ta yapmış olduğumuz bu dersimizdeki gördüğünüz gibi öncüler, factually correct argument, valid argument, sound argument, sonra invalid, bakın valid, invalid argumentlar. Bunlar arasındaki farkları gördük. 7. Biçimsel ve içerik bakımından Aristoteles silojizmine, tasımına, mantıki kıyasa girdik. Onları incelemeye çalıştık. İkisini birlikte değerlendirerek kavramların zihninizde daha netleşmesini, daha efendim anlaşılır bir hale gelmesini sağlarsanız derslerimiz daha verimli olarak inşallah devam edecektir. Efendim, number 8'te burada kalalım inşallah. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Bir sonraki derste bugün işlediğimiz derslerin daha iyi açılacağını ve anlaşılacağını da şimdiden söylemiş olayım inşallah.